AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. MHP ile 7 kez bir araya gelen AK Parti heyeti son sözü liderlere bırakacak. Ankara yakın zamanda Erdoğan-Bahçeli görüşmesini de bekliyor. Ayrıntıları almak için hemen canlı yayın noktamıza, başkente gidiyoruz. Filiz Uçan Savaş notlarını paylaşmak için hazır. Detaylar için sözü Filiz'e bırakalım. Haktan Uysal, bilindiği üzere AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci geçtiğimiz gün sona erdi. Şimdi elbette ki en merak edilen konu ise adayların ne zaman açıklanacağı. Önce özellikle de Ankara ve İstanbul adayları için. Başkan Erdoğan Aralık ayı ortasını işaret ediyor adayların açıklanması için. Başta 3 büyük şehrin adayları olmak üzere Cumhur İttifakı'nın hangi illerde işbirliğine gidileceği de elbette ki merak ediliyor. Başkan Erdoğan yoğun bir yerel seçim çalışmasının olduğunu defaatle vurguluyor ve AK Parti ile MHP'nin yapacağı işbirliği sürecinin en önemli kilometre taşı. Çünkü bu iki partinin yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için yine ittifak yapılması bekleniyor. Son olarak pazar günü 7. kez bir araya geldi iki partinin seçim heyeti ve Erdoğan ile Bahçeli son kararı verecek olsa da yine de kulislere göre 2019 yılında yerel seçimlerde yapılan ittifaktan farklı bir ittifak da beklenmiyor. Peki 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP nasıl bir ittifak yapmıştı? MHP 27 büyükşehir ve 17 il olmak üzere toplam 44 yerde AK Parti lehine bir aday çıkarmamıştı. Yine AK Parti de tam da bu noktada 3 büyükşehir ve 4 il olmak üzere toplam 7 seçim çerçevesinde MHP lehine aday çıkarmamıştı. İşte 2024'teki yerel seçimlerde de 2019'da olduğu gibi AK Parti ve MHP'nin bu çerçevelerde bir ittifak yapmasını bekliyoruz. Tabii iki kez daha görüşmesi bekleniyor heyetlerin. Sonuncusu pazar günü olmak üzere 7 kez bir araya geldi iki partinin seçim heyeti. İki kez daha bir araya gelecek heyetler. Prensipte anlaştıklarını söyleyebiliriz. Yakın zamanda elbette ki liderler de bir araya gelecek. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli son kararı vermiş olacak. Çalışmalarda böylelikle nihayete ermiş olacak. Ancak daha önce genel seçimlerde bir alt bir de üst komisyon kurmuştu AK Parti. Bu seçimlerde ise yalnızca üst komisyon ile belediye başkan adayları belirlenecek. Erdoğan kurmaylarıyla birlikte her seçim çerçevesinin üzerinde tek tek çalışacak. Tabii AK Parti'de aday başvuru alımı da bilindiği üzere sona erdi. Şu anda rakamsal olarak baktığımızda 7 bini belediye başkanlığı olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin adaylık başvurusunun alındığını söyleyebiliriz AK Parti'den. Tabii AK Parti çatısında da belediye başkanlığı seçimlerine girmesi beklenen vali ve büyükelçiler içinse süreç devam ediyor. Çünkü bilindiği üzere memurların istifa etmek için 1 Aralık'a kadar vakti var. O yüzden onların adaylık başvurusu için süreç de şu anda devam ediyor. Ayrıca AK Parti teşkilatında da kimi aday göstermek istersiniz diye sorulmaya da devam edilecek. Bu kapsamda da buna ihmal edilmeyecek ve elbette ki şu anda gözler aday adaylığı başvurusunun sona ermesiyle temayül yoklamasında 26 Kasım'da yani pazar günü 81 ilde de e-temayül yoklaması yapılacak. Ancak adaylar için elbette ki son kararı Erdoğan ve Bahçeli'nin son görüşmesi çerçevesini çizmiş olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.